Bostadaki siyasi bölünmüşlük, Boşnak arasındaki bölünmüşlük Evet. ne yazık ki Sancak'ta da Sancak'ta var. da. Sancak zaten kendisi halihazırda ikiye bölünmüş durumda. Kuzey Evet. Sancak, Sırbistan'da kalan Sancak'ta 3 parti başı çekiyor ve orada da farklı telden çalanlar var. Güney Maalesef. Sancak'ta da biliyoruz ki Boşnak Partisi'nin lideri Rafet Usoviç'i kaybettik geçtiğimiz aylarda. Şimdi Ervin İbrahimoviç partinin Doğru, genel başkanı güzel bir oldu. doğru bir tercih oldu. Evet, peki Sancak'taki durum ne Sancak'taki olacak? durum nedir? Yenipazar'daki duruma bakarsak maalesef şöyle, şu anda üçe bölünmüş bir siyasi yapı var. Süleyman Ulen'in savaş döneminde 3 yıl Ankara'da kaldı. Bosna Hersek eski Yugoslavya düzeyindeki SDA'nın etkili teşkilatlanmasında önemli payı var. Zagreb, yani SDA'nın batı bölgesinden Salim Şabiç, doğu tarafından Süleyman Ulen'in, Aliye'nin genel başkan yardımcılarıydı. Ulen'in o dönemde tabii SDA tek birlik ve bütünlük olarak yer aldı. Milošević'in baskı tabii savaşın seyriyle beraber Sancak'ta ciddi oranda tutuklamalar yaşandı. Ve cezaevinde olan, işkence görenler var. Ulen'in Ankara'da kaldığı dönemde dışarıdan Yeni Pazar'daki SDA'yı yönetti. Orada kalmasının daha uygun olacağı, daha etkin olacağına dair bir karar çıktı. Savaşın bitiminden sonra Ugra'nın Belgrad'a dönüyor. Belgrad üzerinden Sancak'a dönüyor. Tabii Zukorlić, Süleyman Ugra'nın teklifiyle Sancak müftülüğüne getirilmişti. En genç yaş, yani genç yaşta, 30'lu yaşlarda değildi bildiğim. Zaman içinde ayrılık oluştur. Bugün itibariyle Sancak'ta herhangi bir aile toplantısına gittiğinizde Zukorlu için sanki FETÖ yapılanmasına benzer bir karizma olduğu. Hatta birçok böyle aile dostumla konuştuğumda yani Zukorlu için böyle bir eleştiri getirmiş. Hani ben bu ortamdan sohbetten kalkar gelirim dediklerini böylesine bir Ayrışmanın yaşanmaya ayrışma bağlı başladığını. oluşturduğunu şaşkınlıkla da izliyorum. Şu anda Muammer Zukorlić, Sırbistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı. Yardımcısı, Parlamento Başkanı Slobodan Milošević dönemindeki Dışişleri Bakanı. partinin portparolü olan Ivica Dačić. Rasim Ljajić 20 yıl Sırbistan'da bakanlık yapmış. Hatta bu son 2 yıl bakan değil ama Sırbistan hükümetinde en uzun süre bakanlık görevinde bulunmuş bir kişi. 20 yıl Sırbistan bir kişiyi niçin bakan olarak bulundurur? Sorunun cevabını da Hele bakmak ki gerekir. bir boşluğa. Yani yeni pazara faydası olmuştur tabii. Yani ilişkilerin daha relax ya da gerilimin azalması için Türkiye ile ilişkilerde Belgrad arasında Bağlantı iyice faydası kopmaması olmuştur. için. Ama Evet. Rasim Ljajić ve Zukorlu için hangi eksen lehinde siyaset yaptıkları çok net. Sırbistan Bilim Akademisi Sanu 2 planında Sancak'ta ve Vojvodina'da öz yönetim taleplerinin sindirilmesi ve Sancak'ta İslam Birliği'nin etkisizleştirilmesi maddelerden biri olarak yer alıyor. Ahmet Davutoğlu döneminde, Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, Boris Tadiç döneminde, Belgrad ziyareti sırasında Mehmet Görmez, Diyanet İşleri Başkanı ve Yeni Pazar Sancak'taki müftülük meselesinin çözümü tartışıldı. Ahmet Davutoğlu, Türk Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in arkasında o dönem Muammer Zukorlić ve Adem Zilk için durması ve bir şekilde bu müftülüğün bir araya gelmesini teklif etti. Zukorlić buna katılmadı ve ısrarla kendisinden kopan tarafı bölücü olarak çok ifade etti ve adeta birleşmeyi önledi. Bir kez Hüseyin Kansu Bey ile Saraybosna İstanbul'a gelirken aynı uçakta Muammer Zukorlić'i fark ettiğimde Hüseyin abi tabii ona kızgındı ve ben hayır yanına gitmeyeceğim dedi. Bundan izin almadan burada ifade ediyorum. Ben uçakta tam dolu değildi. Yaklaşık 10 yıl önceki bir mevzu bu.
Kaldı ki Muammer Zukorliç'in kardeşi Muhammed Zukorliç 1997'de Saraybosna Kriminal İstihbarat Fakültesi'nde öğretim üyesiyken biz de o sene ailece Saraybosna'daydık ve benim kızım ilk sınıfını Saraybosna'da okudu. O dönemde kardeşiyle de samimiyetimiz o yıllarda var ve görüşürdük. Muammer Zukorliç'e teklif ettim. Dedim ki Sancak'ta herhangi bir aile toplantısında gittiğimde insanların adeta evde bile Diyanet yüzünden tartıştıklarını ve ikilik yaşadığını ve bunun çok acı olduğunu ifade ettim. Ve bunun bir şekilde önlenmesi için herkesin görev olarak adım atması gerektiğinden bahsettim. Ve şöyle naçizane biraz da böyle yumuşatarak şaşkınlıkla bana bakıyordu. Biz uzlaştığımız konular etrafında birleşip uzlaşamadığımız konuları zamana bırakıp da tekrar bir araya gelmeyi deneyemez miyiz? Bana dediği şu: ne može to tako? Kad neko upadne u tvoju kuću i oduzme ti dio, kako ćeš ti da se s njim da praviš kompromis? Yani bir evinize girip de yarısına sahip olmaya kalktığında siz ondan nasıl bir uzlaşıya gidersiniz? Ama dedim bu tavır hiçbir şekilde uzlaşmayı getirmeyecektir. Gelsinler, özür dilesinler, bu iş bitsin. Yani kesinlikle uzlaşmaya karşı. Şöyle, yurt dışında bir toplantıda 500 bin avroluk paraların toplandığını okuyoruz, duyuyoruz. Yurt dışındaki insanlar partiye yardım etmezler. Din, iman için para toplanır. Yani camiye yardım yaparsınız. SDA için para toplayamazsınız. Ya çok, bu çok fazla etkili olmayabilir. Zuckerl için üstün bir hitabet yeteneği var. Etkili bir konuşması var. Organizasyonu başarılı, evet, daha önce UGLEN'in tarafından teklif edildi, getirildi. Zamanla yurt dışından da kaynak alıyor. Sonra bu işin başında siyasilerle bu iktidarı niçin paylaşsın? Ben bunu sonuçtan çıkarıyorum ve zaman içinde o dönemde 97'de konuştuğumuzda zaten bazen ne vela ni razi ni sulo dediğini hatırlıyorum. Yani Ki çevresinden birine. günümüze Belgrad yönetiminin O son zaman derece kendisine sıcak yani yaklaştığını da o söyleyebiliriz. dönemde söylediklerinin daha sonra ayrışmaya yol açan, ben daha sonraki o olaydan sonuçtan fark ettim. Maalesef Diyanet'in birleşmesi sonuçlanmadı. Tabii bir dönem biraz Selefi dediğimiz gruplar yine bu ilk İslam Birliği olan, şu anda Mevlüt Dud için başında olduğu Zukorliç veya Plojviç ekibinin himayesinde alan buluyorlar. Ankara'ya yakın olan, biraz Zukorliç'in tek taraflı one man show dediğimiz yapısına rahatsız olanlar daha mutedil bir çizgiye sahipler ama Sancak bölgesindeki etkileri nispeten zayıf. Acaba bazen şunu düşünüyorum: Süleyman Ugra'nın dini alanı Zukorliç'le bir şekilde uzlaşıp ona bırakmış olsaydı ya da böyle bir uzlaşma olabilir miydi? Zukorliç de kendi dini hükümran, yani Diyanet kısmında ona adeta bir hakimiyeti teklif edilseydi siyaseten müdahale eder miydi bilmiyorum. Fakat çok muhteris bir yapısı olduğunu da görüyoruz tabii Muammer Zukorlu için. Şu anda parlamentoda etkili medyayı kullanıyor. Sancak Televizyonu diye Facebook'tan sosyal medya yayın yapıyor. Parlamentoda her gün yani olur olmaz konuda söz alıyor ve bunu kendi televizyonuyla sosyal medya her gün yayınlıyor ve Sancak'ta gördüğünüz birçok dost ne kadar güzel konuşuyor diyor. Ama ne kadar güzel konuşmaktan öte icraat makamı yok. Yeni Pazar Tutin Ekspres yolu Türk Eksil Bank'ın Türkiye'nin kredisiyle yapılıyor. Süleyman Ugra'nın Ankara'ya yakın, Türkiye'yle yakın ve ben Türkiye'deki, Ankara'daki hükümetin bu ve diğer yatırımları, Ugra'nın faktörü veya belki onun projesiyle yaptığını düşünüyorum. Yani bir yerden bildiğim bir konu değil. Zukorliç maalesef Ankara ile iletişimi sorunlu veya yok. Rasim Ljajić ara bir dönemde, yani Yeni Pazar'da belediyeye hakim. Şu dönemdeki Nihat Birşevaz halk tarafından sevilen, ılımlı ve adeta Rasim Ljajić için beklediğin üzerinde oy olan eski bir boksör. Yani mutedil, oradaki Sırp ve diğer kesimden de oy alabilecek.
Yani şöyle Türkiye'de bir problem olmayan, yani orta bir çizgi, sosyal, demokrat, liberal gibi bir yapıda bu çoğulculuk Sancak için bir renk oluşturabilir mi? Evet, ama bir handikap. Preševo Vadisi'ndeki Arnavutlara eğer bakacak olursak, onlar tek bir listeyle seçime katıldılar. Ve Sırbistan parlamentosuna Şaip Kamberi gibi muazzam iyi bir hatip olan bir temsilci soktular. Sırbistan sınırlarındaki Arnavutlar tek bir listeyle seçime katılırken Boşnaklar niçin kıran kırana 3 listeyle seçime katılıyor sorusunu hepimizin sorması gerekir. Buna, bu ayrılığa kim katkı sağlıyorsa bence onun siyaseten bir şekilde sorgulanması gerekir. SDA'nın kendi içinde handikapları var mı? Var. Tutin'de Esat Cuco, ki Bosna, Sırbistan Eğitim Bakanlığı'nda Boşnak dilinin kabul edilmesinde Muhyiddin Fiyulani ve diğerleri beraber, tabii Süleyman Ulen'in kurduğu Boşnak Milli Meclisi şemsiyesi altında çok büyük hizmetleri oldu. Esat Cuco da Bayroge geçti, SDA'dan koptular. Yani kişisel kırgınlıkların SDA'nın da orada maalesef gücünü zayıflattığını görüyoruz. Saray, Yeni Pazar'da belediye seçiminde SDA 3. parti oldu. Tutin'de kıl payı kazandı. Merhum Şemsuddin Kurtçeviç vefat ettikten sonra onun karizmasının üzerinden bir şekilde kazanıldı. Bir sonraki seçim ne olur? O soru işareti. SDA'nın da biraz toparlanması gerekir diye düşünüyorum. Ama Türkiye ile ilişkilerde en sağlıklı ilişkiyi sağlayan parti SDA'dır. Türkiye'de AK Parti olmayabilir. Türkiye'de yarın CHP olabilir, farklı partiler olabilir. Bu ülkede değişik siyasi lider faktörler oldu. Özal, Demirel ve diğerleri, ama önemli olan topluma hizmet ve partiler halkın dinamizmini iktidara taşımak ve halka hizmetle yükümlü. Yani Bosna Hersek SDA için var değil, SDA Bosna Hersek için var, SDA da Sancak için var. Bu konuda böyle tek taraf haklı ya da evet, SDA'nın çizgisi doğru. Milli çizgide ve Boşnak kültürünün muhafaza edilmesinde ve bizim geleneksel bağlarımıza en yakın Muammer Zukorluş'un Diyanet Teşkilatı'nı kurtarmak için siyasete girdiği söylenebilir, ama tabii üniversitesi var, televizyonu var, kurumları var ve hatta Boşnak Bilim Akademisi BANU diye işte Saraybosna bazı aydınlarla kurduğu bir özel vakıf var. Yok, farz gözünü Bosna'ya da dikti. Bosna'nın reisül uleması olmak için üstün yani, bir gayreti de var. O da büyük bir maceraydı. Hatta şu da sorulabilir. Muammer Zukorluç hem Vučić'in yanında hem de Bosna Diyanetinin desteğini almış. Bunu başarması ya da bu nasıl olabilir? Bunu sormak. Bu nasıl bir meziyettir? Yani bu nasıl bir meziyettir? Sanki. Evet. Yani Bosna'daki birçok kimse Zukorluç'a bakıp, bizim de böyle bir liderimiz olsa, konuşmalarına bakarak sadece böyle değerlendirdiklerini de biliyoruz. Ama tabii bu şehir ya da entelijensiyada var olan bir görüş değil.